İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir salı akşamında yine sizlerle birlikteyiz. Kent TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Spor programımızda yeni konularıyla karşınızdayız. Zor bir hafta kupa maçı galibiyet arkasından lig maçı 1-0'lık bir galibiyet Bodrumspor için başarılı bir şekilde sonuçlandı. Oyunu izleyen, ligi izleyen, karşılaşmaları izleyen her zamanki gibi stüdyomuzda konuğumuz olan Levent Bulut yine yanımızda. Hoş geldin Levent'ciğim, iyi Hoş bulduk. akşamlar. İyi akşamlar Kadir abi. Programımızın ikinci bölümünde de yine handbol konuşacağız, basketbol konuşacağız. Handbolü yine Levent'le konuşacağız. Levent'in uzunca zaman profesyonel olarak yaptığı bir spor olduğu için. Basketbolda da Onur Çandar hocamızı stüdyomuzda konuk edeceğiz. İkinci bölümde de onunla ilgili basketbolu ve Bodrum'daki gelişmeleri, spor salonları konusundaki, salon sporları konusundaki gelişmeleri konuşacağız. İlk etapta tabii ki hafta sonu kazandığımız maçla başlamak lazım. Evet. Bu maçı bir analiz etmek lazım. En çok berabere kalan, ligin en çok berabere kalan takımıyla az Takımın daha berabere adayı. kalıyorduk. Son 10 dakikada, 15 dakika içerisinde bulduğumuz golle bizim beraberlik klasiğimiz bozuluyordu. Onlar da yine bir başarılı bir beraberlik daha almış olacaklardı. Ama Evet. son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık maçı. Çok da güzel bir gelişme oldu Bodrumspor açısından. Evet. Bodrumspor için yoğun bir haftaydı bu hafta. Hem ligde maçımız var, hem hafta içinde kupada maçımız vardı. İki maçı da kayıpsız atlattık. Bu tabii bizim için çok iyi oldu. Maçların sonucunda hem kupada hem ligde kazanmamız, bir de bir önceki hafta yani bu maçlardan iki hafta üst üste yenilgi almıştık. Tabii bu yenilgiler takımı olumsuz etkiliyordu. Yani kupa maçı aslında bizim için tam bir ilaç oldu. Sivasspor maçının da bir tesadüf olmadığını, yani gerçekten bu takımın istediği zaman, kafasını sahaya yansıttığı zaman, maça kendini verdiği zaman, yani Süper Lig takımlarına karşı bile nasıl bir potansiyele sahip olduğunu hafta içinde gördük. Çünkü şimdi bazı yorumlar geldi işte, tesadüf, Sivasspor'u işte tesadüf elediniz falan filan diye ama şimdi Bodrumspor şunu gösterdi ki tesadüf değil çünkü hani tesadüfen bir gol atarsanız belki hani oyuncuya çarpar, kaleciden döner, top önünde kalır, vurursun, bir gol atarsın ama 4 tane gol tesadüfen Tesadüf atılacak olamaz. bir pozisyon yok. Bir de zaten gollere de baktığımız zaman kupa maçında genelde böyle hep organize olduğumuz pozisyonlar yani o Harun'un vurduğu, dönen Orhan'ın arkadan tamamladığı, Emre'nin vurduğu şut, o pozisyon. En son golde Hüseyin'in görerek topu Celal'e aktarması ve Celal'in golü. Bunlar hep böyle Takipçiyi pozisyonu bilinçli, takip yani eden. şans eseri olmayan şeyler. Zaten şans bir yere kadar futbolda. Yani şansla 5 tur 6 tur geçemezsiniz yani. O yüzden Bodrumspor'u gerçekten tebrik etmek lazım. Çok zor bir virajı kayıpsız bir şekilde döndü. Hem ligde hem kupada. Hafta içinde zaten kupa maçı ile ilgili ekstra bir program yaptık. Orada bütün Detayları yorumlarımızı konuştuk. yaptık, detayları konuştuk. Gümüşhane'ye gelince, Gümüşhane ligin aslında en sağlam, en dirençli takımlarından biri. 9 haftadır yenilmiyor zaten. Gümüşhane'nin ligde son 9 hafta yenilgisi yok. Bunun haricinde daha önceki maçlara baktığımız zaman Samsun yenemedi Gümüşhane'yi mesela. Evet. Sarıyer yenemedi. Bu Sarıyer, Samsun bizi yenen takımlar. Gümüşhane'yi bu Kendi takımların sahalarında mı oynamışlardı onlar? kendi Deplasman. sahasında bir tanesine yenilmedi, birine de deplasmanda yenilmedi. Yani Gümüşhane böyle boş bir takım değil. Genelde oyunu orta sahada tutuyor, oyuna basıyor ve çok az gol yiyen bir takım. Yani baktığınız zaman bayağı da gol de atmış ligde. Dirençli, sağlam bir takım. Böyle kolay yani ligde şöyle söyleyeyim ben. En alt sıradan yukarıya doğru bir 12. ligden sonra bir 12.liğe kadar bir güç var. Bir güç dengesi var. Ondan sonra ayrı bir güç dengesi var 5.liğe kadar. 5'te de ayrı bir güç dengesi İlk var. Yani beşte. ligi böyle 3'e bölersek bu Gümüşhane o ortadaki takımlarda 10. sırada zaten ligde ve o bölümün gerçekten güçlü takımlarından biri.
Zaten 9 maçları yenilmemesi de bunu ortaya koyuyor yani. Kolay yenilen bir takım değil. Genelde yenen atsa da berabere kalıyor. Yani kazanamıyorsak aynen, kaybetmeyelim. Yapıyor. Kazanamazsan kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim pozisyonunda oynayan bir takım. Bu maçta yine Engin Hoca değişik bir kadroyla çıktı. Aslında mecburiyetten yaptığı değişiklikler de oldu. Çok enteresan bir şekilde bizim kurtarıcı olarak sezon başında transfer ettiğimiz, yani takımın gol yükünü çekecek diye transfer edilen Şaban bu maçta kadro sıkıntımızdan dolayı stoperde başladı. Stoper oynadı bu maçta. Yani golcümüz defansta oynadı bu maçta. Gerçekten de güzel bir maç çıkarttı. Bir bölümünü seyredebildim maçın. İnternetten bir bölümünü seyredebildim. İlk birkaç, yani 20 dakikayı falan seyredememiştim. Ama maçı seyreden arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde yani bunu tamamen öğrendim. Gerçekten çok iyi mücadele ettiğini Şaban'ın, çok iyi bir maç çıkardığını söylediler. Ben şaşırdım yani. Çünkü takımın Özgür ileri, ön libero'da oynayan Özgür sakat, yok. Özgür Yılmaz sakat. Özgür Yılmaz sakat, yok. Biliyorsunuz hafta içinde bizim geçen sene şampiyonluk yaşayan bir stoperimiz vardı, Muhammed Aran. Muhammed Aran karşılıklı anlaşarak yollara ayrıldı. Yani bu tercihi de aslında biraz ben şaşırdım. Çünkü takımın, bizim takımın her zaman söylüyoruz yani, en büyük problemlerinden biri defans bizim takımın. Bizim takım öyle ya da böyle bir şekilde gol atıyor. İleride etkili silahlarımız var. Yani Emre Şahin olsun, Hüseyin Kalı olsun, Göksu olsun, oyuna girdiği zaman Celal olsun, Ozan Sol olsun. Yani bunlar güçlü silahlarımız hücumda. Bizim sıkıntımız her maç zaten gol yememiz. Defansta bir sıkıntımız var. Yani Muhammed Aran'ın burada gönderilmesini ben açıkçası biraz garipsedim ve yadırgadım yani. Çünkü Bodrum seyircisinin de sevdiği bir oyuncuydu Muhammed Aran. Güçlü bir fiziği vardı. Yani peki sorun yine ekonomik değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Yani ekonomik sıkıntılardan dolayı da bir de Engin Hoca tercih olarak pek Muhammed Aran'ı tercih etmek istemedi maçlarda. Oynatmadı pek Muhammed Aran'ı. Yani Engin Hoca'nın bir tercihi de burada bence söz konusu. Engin Hoca'nın oynatmamasından dolayı da hani ben bu takımda oynayamayacaksam gideyim yoluma bakayım. Bir taraftan da paramı da alamıyorum. Yani, zorlanıyorum. Bu sıkıntı var. Bütün takımda var takımda zaten. Var. Bir de oynayamadıktan sonra. Emre Balak biliyorsunuz kadro dışı kaldı bu maddi sıkıntılardan dolayı. Bu maddi sıkıntılardan dolayı karşı karşıya kalması Bodrumspor'un sonuçlarından bir tanesi. Bu sonuçları icraata döken iki futbolcu sonuçta değil mi bu? Evet, Muhammed Aran ve Emre Balak benim bildiğim kadarıyla, ama Muhammed Aran'ın federasyona falan bir şikayeti olmadı. Muhammed Aran forma şansı bulamadığı için daha çok takımdan ayrıldı. Yani ifade. Ben bu, yani onun ifadesi bu. Ben forma şansı bulamadım. Engin Hoca beni tercih etmediği için takımdan ayrılmak istedim. Oynayabileceğim bir takıma gitmek istedim diyor açıkçası. Maddi sıkıntılar da vardı ama diyor hani ben sonuçta diyor yani buna şey yapabilirdim diyor diğer arkadaşlar gibi. Dayanabilirdim ama diyor hani beni o, yani Muhammed Aran'ın ifadesi bu. Yani o tercih olarak tercih edilmediğini düşündüğü için. Tabii onu bilemiyoruz ama şimdi Engin Hoca da sonuçta bu futbolcularla antrenman yapan hoca o. Demek ki eksik yanlarını gördü. Yani bir şekilde tercih etmedi onu. Yani gitmesinde de mahsur görmemiş demek ki. Evet, üzerine evet, ikna etmek için pek uğraşmamışlar. Ona da bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileyelim. Sonuçta bizimle 3. ligde şampiyonluk yaşamış, mücadele etmiş çok değerli bir oyuncumuzdu. Bunun haricinde sağ bekte, yani bizim sol bekte mesela Orhan, Engin Hoca'nın hemen hemen her maçta tercih ettiği bir oyuncu Orhan Aktaş. Güzel de oynuyordu ama sağ tarafta bir türlü bir karar veremedik yani buna. Yani bunun kararını bir türlü veremedik. Bir maç İzzet oynuyor, bir maç Medeni oynuyor. Bir maç İzzet oynuyor, bir maç Medeni oynuyor. Yani bu artık karşı takıma göre mi bunu düşünüyor, oynatıyor? Hafta içindeki form durumlarına göre mi bakıyor, oynatıyor? Nasıl bir karar veriyor bu konuda Engin Hoca anlamış değilim ama bir türlü orada bir şekillendiremedik o sağ tarafı. Yani sürekli bir değişiklik oluyor orada. Bu hafta tabii Şaban stopere geldi. Stoperimiz olmadığı en için. En dikkat çeken teknik. Çok değişik bir hamle yani. Hiç yani kimsenin beklemediği bir hamle. Ama
eleştiremeyiz. Çünkü ilk defa takım gol yemedi. Yani bir de o taraftan bakmak lazım. Yani gol yemeden maç kazandık. İlk defa bir gol yemeden bir maç kazandık. Yani demek ki güzel bir hamle olmuş, iyi bir tercih olmuş Engin Hoca'nın yaptığı. En azından bu maç için tuttu. Yani öyle diyelim, bu maç için tuttu bu. Şaban zaten fizikli bir futbolcu. Yani hava toplarında iyi, stoperde. Daha önceki yani futbola başladığı yıllarda oynamış da olabilir. Yani bunu hocasına ifade ettiyse, hocam yani ben daha önce oynadım, oynayabilirim burada. Hafta içinde de belki Engin Hoca onu antrenmanlarda falan denedi orada. Mutlaka denemiştir. Yani maç günü ona sürpriz, hadi geç sen stoperde oyna dememiştir. Mutlaka denemiştir. Hafta içi onun antrenmanlarda çalışmasını yaptırmıştır mutlaka. Bizim için iyi oldu. Gol yemeden bir maç bitirmiş olduk. Celal yine yedekti bu hafta. Göksu tercihi vardı yine. Ondan sonra Ozan Sol yine sol tarafta oynadı. Bu sefer kupa maçında yedek başlattı. Hüseyin Kala, Emre Şahin, onlar oynadı. Bu sefer Harun Kavaklıdere kenardaydı. Harun'u daha sonra ikinci yarı oyuna aldı. Bu şekilde bir maç izlendi. Bu arada yine maçın arasına dönelim. Mehmet Keskin izleyicilerimiz arasından bir soru sormuş. Ara transferde sizce hangi mevkilere futbolcu gerekiyor? Tabii bunları da şimdi konuşmamız lazım. Çünkü ara transfer dönemi yaklaşıyor. Şimdi ara transfer dediğimiz zaman transfer bedava yapılan bir şey değil yani. Transfer yapmak istediğin zaman kulübün kasasından bir para çıkması gerekiyor. Şimdi biz Bodrumspor'un içinde olduğu duruma bakıyoruz. Bodrumspor'un bırakın yeni bir futbolcu alacak, elindeki futbolcuların parasını ödeyecek bir hali bile yok yani. Şimdi tabii ki de biz de istiyoruz yani ara transfer yapılsın, eksik gördüğümüz yerlere. Şimdi mesela ne diyoruz? Bakın bir stoperimiz gitti. İki stoperimiz sakat. Bunların sakatlık sürelerinin ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ama dediğimiz gibi transfer bir güç işi, bir kaynak işi yani. Bu kaynağı yaratmadan da benim bu Muhammed Aran konusunda aslında şöyle bir fikir. Stoper konusu olmazsa olmaz bir konu. Tabii ki de canım, savunma. Koskoca yani bir ikinci devre var yani 17-18 maç oynanacak. Tabii ki de. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi benim eleştirdiğim bir konu var burada. Yani burada yönetimi eleştireyim. Bu Engin Hoca ile ilgili pek olduğunu düşünmüyorum. Yönetim şimdi Muhammed Aran'ı gönderme kararı alıyor. Ya şurada bir ay sonra ara transfer var. Bu Muhammed Aran'ı gönderme, tut elinde. Oynatmak istemiyor musun Muhammed Aran'ı? Muhammed Aran'ı takas edebileceğin bir tane futbolcu bul. Yani başka bir kulüpten Muhammed Aran'dan yararlanamıyor musun? Bu bizim işimize yaramıyor mu? Takas olarak bunu değerlendir. Takas olarak başka bir takıma ver. Yeni bir tane stoper al onun yerine. Yani böyle boşu boşuna göndereceğine. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Spor dünyasında, futbol dünyasında böyle şeyler oluyor. Yani bazı oyuncular kaliteli olmasına rağmen takımda dokusu tutmuyor. Uymayabilir mesela takıma. Bir ara transfer gidiyor başka bir takımda, çok daha yüksek bir performansla bir süre yaşıyor yani. Zaten yani neden gönderilmesini eleştirmiyorum ben kesinlikle. Engin Hoca'nın oyun sistemine uymamış olabilir. Gayet normal. Her oyuncu her takıma uyacak diye bir şey yok. Adam çok iyi futbolcudur ama senin sistemine uymaz. Yani bunu göndermelerini zaten ben neden gönderdiler demiyorum. Ama giderken de bir faydalı bir şekilde gönderilebilir. Yani bak şimdi ara transfer geliyor. Elinde böyle bir adam var. Bunu kullan ara transferde, bir takas yap. Onun yerine başka bir adam al. Bodrumspor'un para vererek şu anda transfer yapacak bir durumu, gücü yok zaten şu anda. Elimizdekilerin zaten parasını veremiyoruz. Böyle durumlarda zaten transfer yapmak da faydalı olmaz. Yani futbolcu der ki kardeşim sen önce bizim paramızı ver de ondan sonra dışarıdan git transfer yap der yani. Zaten onu yapmak daha sağlıklı. Yani şu andaki elinde olan futbolcuları mutlu et. O adamlar antrenmana çıktıkları zaman kiralarını, ödemelerini, faturalarını düşünmesinler. O adamlar sadece kafalarını, beyinlerini futbola, sahaya versinler. Geçen bir konuştuğumuzda bunu söylemiştim. Engin Hoca sahaya çıktığı zaman, karşısında böyle futbolcuları aldığı zaman sadece, her hoca bunu ister, futbolu düşünen ve Engin Hoca da sadece tekniğe, taktiğe yoğunlaşıp futbolcularını maça hazırlamayı düşünen bir pozisyona getirilmeli. Bunu kim getirecek? Bunu yönetimimiz getirecek, yöneticiler getirecek. Daha önceki yaptığı açıklamaların zaten nedeni o. Dikkat çekmek, bazı dinamikleri harekete geçirmek, başkanımızın, belediye başkanımızın, kimler varsa onların bir şekilde bu işe çözüm bulmaları. Şimdi transfere gelince bizim takımımızın öncelikle ben bir stopere daha, iyi bir stopere, hızlı, çabuk
güçlü, yani topa böyle sağlam basan, topu ayağına aldığı zaman da hızlı bir şekilde topu yönlendirip defanstan çıkarabilecek bir stopere ihtiyacı var bence. En önemli şey bir stoper. Kalede pek bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Bu hafta Kaya, mesela Gümüşhane maçında, şimdi kaleciden söz açılmışken onu da söyleyelim. 1-0 öndeyken çok kritik bir kurtarış yaptı. Yani 80 küsürücü dakikalarda, 84 olması lazım. İlk defa Bodrumspor berabere kalacaktı yani bu hafta. İlk defa berabere kalacaktı. Bu sefer de Kaya yani muhteşem bir kurtarış yaptı orada. Gerçekten tebrik ediyorum. Formayı ve 3 yani. Puanı aldı. 3 puanı aldı. Kaya'nın o kurtarışı çok. Bir tane de ilk yarıda yaptı. Yani 2 tane çok kritik kurtarış yaptı Kaya. Kaya'nın baktığımız zaman bazen Fırat tercihimiz de var. Yani kalede bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Sol tarafta da bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Orta sahada baktığımız zaman Emre, Hüseyin, Harun, Samet, İzzet, yani aslında alternatifli bir kadromuz var. Forvet'e baktığımız zaman işte Göksu, Şaban, Celal'imizi unutmayacağız hiçbir zaman. Celal, çünkü ne zaman yani oyuna girdiyse bu takıma faydası oldu. Hiç boş geçmedi yani. Evet. Her zaman bizim elimizde olması gereken bir futbolcu. Yani benim şöyle bir şey olabilir. Ben biraz Özgür ileriyi ön libero'da çok ağır buluyorum. Yani tamam, tecrübeli, birincilik, Süper Lig'de forma giymiş, tecrübeli bir oyuncumuz ama biraz ağır buluyorum onu. Yani oraya da bir takviye olabilir. Ama defansa muhakkak bence ara transferde, dediğim gibi para olarak kullanamıyorsak da takas yoluyla bir transfer yapılabilir. Bunun neye faydası olur? Daha önümüzde bir sürü maç var. Yani ikinci yarı başlayacak. İkinci yarıda daha zorlu maçlar oynanacak. Düşme tehlikeleri, ilk 5 sırayı yakalama için yapılan mücadeleler daha çetin geçer yani. İlk yarı biraz böyle yumuşak geçer ama ikinci yarı maçlar daha sertleşir. Çünkü düşme kalma, düşmeler var, kalmalar var, playoff mücadelesi var. Maçlar sertleşecek yani. Sakatlıklar olacak, hava şartları, yağmur, kar, kış, yani bunlar başlayacak. O yüzden kadroya tabii ki de takviye yapılabilir. Harun Kavaklıdere konusunu konuştuk. Yani kupa maçında çok iyiydi. Ben çok beğendim yine kupa maçında. Harun'u biraz daha böyle genç oyuncu olduğu için herhalde Engin Hoca da daha böyle bir idareli mi kullanayım diyor. Artık öyle mi düşünüyor? Bazı maçlarda ilk yarı oynatıp ikinci yarı alıyor. Ya fizik olarak yetersizliğini görüyor onun. Bazı maçlarda sonradan oyuna sokuyor. Son 15 dakika, son yarım saat. Ama yetenekli, bizim elimizdeki önemli değerlerden biri Harun yani. Şu konuya bile değinmek istiyorum. 2 haftadır, ben burada geçen hafta da söyledim bunu. Bizim elimizde Emre Şahin gibi bir oyuncu var. Yani gerçekten yani bu takımdaki en kaliteli topçulardan biri. Ben bakıyorum böyle, o topu ayağına aldığı an bu adam futbolcu işte diyorsun yani. Topu ayağına aldığı an sağına dönmesi, soluna dönmesi, etrafında dönmesi, pas atması, şut çekmesi, her yönüyle bir futbolcu. Yani 1.72-1.75 boylarında, 76 kilo. Baktım bugün onun şeyine, internetten araştırdım. Ya bir 10 kilo verse gerçekten bu ligin çok üzerinde bir futbolcu yani. Bu yani Emre Şahin ve Hüseyin Kala o kadar değerli futbolcular ki yani istedikleri an o ikisi bu takımı yani gerçekten yukarıya taşırlar. Bak ikisi istesin bu takımı yukarı taşırlar. O kadar önemli iki oyuncu bunlar. Yani muhakkak bunun hoca da, teknik ekip de bunun farkında. Yani bu arkadaşlar kendilerini sahaya verdikleri zaman kupa maçında görüyoruz işte, televizyon maçı verdiği zaman ikisi de makine gibi oynuyorlar. Makine gibi oynuyorlar. Yani yaptıkları her hareket olumlu. İkisinin de. Yani bu futbolcular kendilerini verirlerse Bodrumspor'u mutlaka ileriye taşıyacaklar yani. Bunda hiç ya, ve vermeleri lazım. Yani şu takımda ya bir onların iki, bir iki ufak tefek transferle bir stoper almaları lazım takımın. Stoper. Bir de sağ bek belki problemi çözülebilecek. Bir iki transferle. Burada bir kararsızlık yaşıyor Engin Hoca. Ön libero bir de ben ligi diyorum. Ligi taşıyabilecek mi yani? Para problemi çözüldü an esasında, ligi taşıyabilecek. Playoff'u çok rahat uzayabilecek. Oraya erişebilecek bir takımımız var esasında. Var. Ya bu takım geçen gün işte aynı şeyleri konuştum. Potansiyeli var. Yani bu takımın sadece kafası rahatlatılacak. Bu takım kafasını maçlara verecek. Her takımı yenebilir. Her takımı yenebilir. Bunu her zaman söylüyorum. Her takımı yenebilir. Her takıma da yenilebilir. Yani burada ben
daha çok diyorum yine iş yöneticilerimize düşüyor. Takımı biraz rahatlatırlarsa bu takım başarılı olacak. Şimdi bizim hedefimiz, haftalar öncesinden ben bunu belirledim, söyledim. Yani istediği kadar herkes işte yok şampiyon olalım, ikinci olalım, üçüncü olalım. Ben bunların hiçbirini yani pek kale almıyorum. Gerçekçi hedefimiz bizim beşinci olmak. Sancaktepe ya da Kastamonu'yu Sancaktepe ile Kastamonu'yu altımıza almamız gerekiyor. Şimdi bu hafta en önemli zamandan beri dikkat çektiği beklediğimiz noktaya geldik. Bir laf vardır ya, zurnanın son deliğine geldik bu hafta. Şimdi bu hafta Bodrumspor başarılı geçen bu geçtiğimiz haftanın üstüne, pastanın üstüne kremayı yapma zamanı geldi. Yani bu hafta Sancaktepe'yi eğer biz yenersek birinci yarıyı muhteşem bir şekilde bitirmiş oluruz. Yani bu hafta biz Sancaktepe'yi yenersek birinci yarıyı benim gözümde bitirebileceğimiz en iyi şekilde bitirmiş oluruz. Ha, neden bunu diyorum? Samsun, Sarıyer ve Sakarya'ya kendi evimizde yenildiğimiz için diyorum. Tabii ki de biz birinci yarıyı çok daha iyi bir yerde bitirebilirdik. O ayrı bir konu. Ama oluşan şartları açısından baktığımız zaman biz bu hafta Sancaktepe'yi eğer yenersek deplasmanda yani bizim için muhteşem bir sonuç olur. Muhteşem bir sonuç olur ve ikinci yarı maçlarına yani ikinci devreye hiçbir şekilde hedefimizden sapmamış olarak başlama şansını yakalamış oluruz. Şu anda biz geçen hafta mesela Ahmet'e yenildik ama Kastamonu'yla Sancaktepe'de puan kaybettiği için benim kafamdaki hedeften takım sapmamış oldu. Sapmamış oldu. O yüzden ama Sancaktepe'ye bu hafta yenilirsek bizim için işler daha çok zorlaşır. Yani 5.lik fark. Çünkü 3 puan fark var şu an aramızda. Sancaktepe bizi yenerse puan farkı 6'ya çıkar. Bizim zaten bu ligde 8. olma şansımız yok. Ben bunu açık açık söylüyorum. Bodrumspor'un bu ligi 8. bitirme şansı yok. Bitirebileceği zaten en kötü nokta 7.lik. Uşak şu anda 8. İşte dedik onu 3-4 haftadır yenildi. Aramızda puan farkı da açıldı Uşak'la. Bizim 8. bitirme şansımız yok. Bizim hedefimiz Sancaktepe, Kastamonu ve çok önemli oynayacağımız kupadaki 5. turun 2. maçı. Şu andaki hedefimiz bu. Biraz konuyu şu şey iletişim meselesine, hep sıkıntı yaşadığımız evet. İletişim meselesine getirmek istiyorum. Ara verelim yoruma. Yani önümüzdeki tamam. Hafta maçının yorumuna. Asi Tayfa'nın Engin Hoca ile yaptığı görüşme ile ilgili biz çok değinemedik o konuda. Spor severleri bilgilendiremedik. O konuda sen de bir takım bilgiler var. Asi Tayfa seninle paylaşıyor. Sen yorumlarının derinliğini, yorumlarını evet. Belpaze olarak böyle açtıkça daha geniş bir çerçevede baktıkça tabii ki izleyici sayımızdaki artışla birlikte sana bilgiler de gelmeye başlıyor. Bu Asi Tayfa diyaloglarından biraz bahseder misin? Şimdi Asi Tayfa derken Asi Tayfa tabii toplantı. Bodrumspor'un bütün taraflarını kapsayan bir oluşum değil. Asi Tayfa bizim bir taraftar grubumuz. 15 yıldır da Bodrumspor'un arkasında bütün maçlarına giden, destekleyen bizim itici gücümüz. Engin Hoca ile tabii bir görüşme, Engin Hoca taraftarlarla bir görüşme yapmış. Bu daha önce yaşanan bir yedek kulübesiyle aradığım bir evet. Ondan sonra biz de bunu zaten o zaman programda değerlendirdik. Çok olumlu bulduğumuzu söyledik. Yani her şeyin başı iletişim. Biz bunu yani 7 haftadır, 8 haftadır program yapıyoruz. 7-8 haftadır da bunu sürekli söylüyoruz. Bu iletişim sorununun çözülmesi lazım diye. Engin Hoca burada yani aslında dışarıdan böyle Engin Hoca'nın yapısına baktığın zaman daha böyle soğuk, pek böyle iletişime girmeyen o tip bir insan olarak böyle kafada öyle bir portresi var ama hiç öyle bir insan olmadığını gördük. Çünkü gayet yapıcı konuşmuş. Bütün takımın içinde olduğu şartları paylaşmış. Neler yapılabilir, nasıl olması gerektiği, kendi fikirleri, ileriye dönük projeleri hepsini paylaşmış taraftarlarla ve ne kadar güzel. Çünkü işler kötü gittiği zaman genelde şimdi işler kötü gittiği zaman Kadir abi 11 futbolcudan yani sen şimdi taraftar işler kötü gittiği zaman 11 futbolcu gönderemezsin. Yönetimi gönderemezsin. Taraftar nasıl protesto ediyor? İşte hoca istifa mesela. Yani hemen oklar hocanın üstüne dönüyor. Bu aslında Türkiye'deki teknik direktörlerinin yani için en zor olay. Yani evet. Avrupa liglerinde dünyada bizim kadar biliyorsunuz yani teknik direktör değişikliğine giden
bir ülke yok. Yani şu Süper Lig'de bile bakıyoruz, işte birinci yarı bitiyor neredeyse. Bütün takımlar teknik direktör değişikliğine gitti. Yani işte büyük takımlarımızdan işte Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş hariç ne kadar takım varsa, yani bu Kasımpaşa'da başarılı mesela diyoruz ligde, o da teknik direktör değiştirdi mesela. Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi. 4 başka verilmiş hemen. Yani bu hocaların makus talihi. Ha şimdi Engin Hoca tabii böyle eleştirilince biraz ve işler kötüye gidince sağ olsun bir adım atmış. Çok güzel. Bu hafta yaşanan bir gelişim oldu. Sen onu söyleyeceksin. Bu seyirciler de tabii Engin Hoca'yı deyince, hocam biz kimseyle konuşamıyoruz, bir iletişime geçemiyoruz deyince Engin Hoca da onlarla bir çay kahve içti bir yerde, görüştü. Çok da güzel oldu yani takım için. Şimdi o insanların da kafası rahatladı. Yani taraftarın da kafası rahatladı. Çünkü şimdi konuşmadığınız tabii zaman... Teknik kadro, yedek kulübesine takık bir seyirci... Mümkün değil, başarılı olamaz. Başarıyı yakalaman mümkün değil. Yani o yüzden çok iyi oldu takımımız için. Zaten bunun etkileri de görünmeye başladı. Bakın şu anda işte kupa maçında olsun, lig maçında olsun nasıl bir bütünlük sağlandı? Ne kadar güzel. 1500-2000 kişi maça gidiyor. Hem de Bodrum'da oynanmadığı halde Muğla'da oynanıyor. Buradan otobüslerle taraftarlarımız gitti. Muğla'dan, yatağından, özel araçlar gidiyor. Her yerden. Çok özel araçlar konvoy yaptı gitti buradan. Yani ne kadar güzel bir birlik bütünlük. Bu birlik bütünlüğü zaten sağlarsak, ben bu takımın, bizim takım zoru seviyor. Yani biz şampiyonluğa da böyle çok böyle güllü yollardan, çiçekli yollardan gitmedik 3. ligde. Zor yollardan gittik. Bir sene playoff'tan geri döndük. Yani bu takım zoru seven bir takım. Ben başaracaklarına, playoff'a kalacaklarına inanıyorum. Ama bu birlik ve beraberlik devam ederse. Bu Engin Hoca'nın attığı bu adımı ben buradan sesleniyorum yani başkanımıza, Rıza Başkanımıza. Bir adım da onlardan bekliyoruz. Onlar da biraz daha böyle paylaşımcı olsunlar. Biraz daha iletişim yönümüzü arttıralım. Seyirci inanın daha çok rahatlıyor. Bakın seyirci rahatladığı zaman o takıma da yansıyor. Bunu zaten yani buradan sosyal medyadan takip etmek çok mümkün. Bir sürü sorunun cevabını buluyorlar bu programda. Evet. Onların ulaşamayacakları bir şekilde birçok konuya cevap buluyorlar. Yine bir soru daha var mesela. Yani hangi oyuncularla yollar ayrılmalı? Yani takıma yararlı olmayan hangi oyuncuları göndermek lazım diye bir soru daha var sosyal medyada. Ne kadar işte bu soruları cevabını bulmak için seyirci burada bir sonuç buluyorsa, burada bir cevap buluyorsa bizim için de ne kadar bakıyor? Önemli. Tabii. Bu konuyla ilgili söyleyebilirim. Şimdi bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi bizim kadromuzda yer alan bütün futbolcular bizim için değerli. Yani o formayı terleten her oyuncu maçta oynamasa bile antrenmanda da o formayı terletiyor. O sahaya çalışmak için çıkan Bodrumspor'un formasını, renklerini taşıyan her futbolcu Bodrumspor için önemlidir bir kere. Bu kesin bir tanım benim için. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Muhammed Aran'da olduğu gibi eğer futbolcu sisteme uymuyorsa ve biz bundan faydalanamıyorsak bizim şu an para harcayacak gücümüz yok. Yine bunu söylüyorum. Takas yoluna giderek artık bunu teknik heyet bilecek. Yani teknik sorumlular bunu bilecekler. Diyecek, onlar biliyordur bu konuları. Yani ben Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bunlardan yararlanamıyorum. Bizim burada şimdi isim vermemiz pek uygun düşmez diye düşünüyorum. Ama yararlanamadığımız kim varsa, eğer yararlanamıyorsak bu arkadaşları kendileri içinde oynayabilecekleri kulübe gidip o kulüplerden de bizim yararlanabileceğimiz futbolcular varsa takas yoluyla alıp takımımızın kadro genişliğini arttırmamız lazım. Birincisi bu. Şimdi ben diyemem ki şu futbolcu bizden gitsin. Yani bu, bizim öyle diyebileceğimiz bir futbolcu da ben görmüyorum şu an kadroda. Yani ben bakıyorum böyle. Engin Hoca'nın mesela şunu söylüyorum. Belirli bir 11 halen oluşturamadı kafasında diyorum. Ama baktığımız zaman da kimi oynatırsa faydasını görüyoruz takıma. Bir hafta Samet oynuyor, Katenak. Bir hafta bakıyoruz işte İzzet oynuyor. Bir hafta Medeni oynuyor. Bir hafta Celal oynuyor. Celal oynamıyor. Göksu oynuyor. Göksu oynamıyor. İşte Ozan oynuyor. Yani herkes Hüseyin'le Emre yedekte oturuyor. Onların yerine oynayan arkadaşlar Ankara gücünü yeniyorlar. Onlar çıkıyor. Hüseyin'le Emre giriyor. Gol atıyorlar. Yani biz diyemeyiz ki şu futbolcu bizim işimize yaramıyor. Gönderelim gitsin. O zaten işin basit yolu. Biz bunları göndermekten daha ziyade o soruyu soran arkadaşa ben bir cevap vermiş olayım. Göndermekten daha ziyade nasıl faydalanabiliriz? Yani takımda nasıl faydalanabiliriz? Gönderirken nasıl faydalanabiliriz?
Çünkü bugün en ufak bir futbolcu şu anda bizim ligimizde en ufak değerde bir futbolcu 25 bin dolar. Yani 25 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar futbolcuların ücretleri var. Yani ya biz bundan yararlanamıyoruz, hadi gönderelim gitsin. Yani böyle bir lüksümüz yok bizim. Bunları bir şekilde değerlendirerek yollamamız lazım. Bu ara transfer dönemleri zaten çok zor. Kimse yani elindeki iyi futbolcusunu, şimdi bizim grubumuzdan bahsedelim. Şimdi Samsun Spor misal, örnek veriyorum yani. Elinde faydalandığı iyi futbolcusunu bize verir mi? Sancaktepe, Kastamonu, Sarıyer bizimle şimdi yarışan bir takım iyi futbolcusunu ara transferde bize gönderir mi? Göndermez. Zaten o da kimi gönderecek bize? Kendi işine yaramayanı göndermek isteyecek. Belki aşağıdaki takımlarda yani, parlak oyunculardan. Aşağıdan parlak oyuncu bulunabilir. Öbür gruptan bulunabilir. Yani ikincilik iki grup biliyorsunuz. Öbür gruptan faydalanabileceğimiz futbolculardan bulunabilir. Ama bu ara transferde ben çok ihtiyacımız olduğunu düşünmesem de yani transfere bir stoper, çünkü orada sıkıntı yaşıyoruz. Sağlam bir stoper bulunursa bence alınabilir bizim takıma. Çok da yani böyle almadık mı? Çok da bir problem yok. Onu da söyleyeyim. Yani bizim takım transfer yapmasa da çok da böyle büyük bir problem yok bizim için. Bizim bu kadromuz bu lig için, benim görüşüm, kesinlikle yeterli bir kadro bu lig için. Yeter ki biz elimizdeki bu oyuncuları rahatlatalım. Maça konsantre edelim. Bizim takımımız bunu ortaya koydu. Zaten sorun çıktığı zaman ilk etapta hemen oyuncu gönderelim, işte antrenörü değiştirelim, evet, gibi hemen tribünden, oradan buradan çatlak sesler çıkmaya başlıyor. İki hafta önce mağlubiyetlerin sonrasında, evet, Engin Hoca ile ilgili, evet, hemen sıkıntı çıktı. Eleştiriler yani, çıktı. İşte hemen isimler dolaşmaya başladı. Şu evet, gelsin, bu gelsin diye. İki galibiyet olay. Şimdi ben burada iki hafta önce bu yedek kulübesinde yaşanan sıkıntıda o gün çok, hatta hatırlıyorsunuz, bayağı bir sert bir tepki vermiştim. Engin Hoca'nın bitmiştir işi Bodrumspor'la bu hareketi eğer yaptıysa demiştim. Yani yönetime sorun. Ben ama ondan sonra onu çok sakin kafayla bir değerlendirdiğim zaman geçen hafta söyledim işte. O dikkat çekmek için bunu yaptı diye. Şimdi Engin Hoca'yı en çok ben eleştirmişimdir belki bu programda. Ama şunu da söyleyeyim. Engin Hoca'nın bu takımdan gitmesi, istifa etmesi ya da gönderilmesi takım için yapılabilecek en büyük zarar olur şu an. Benim görüşüm. Çünkü neden? Yeni bir hocanın gelmesi demek, bu takıma yeniden bir hocanın alışması demek. Bu sporcuları tanıması, bu futbolcuları tanıması, yeni bir oyun sistemi, yeni bir yapılanma dediğimiz zaman ikinci yarı biter. Yani bir hocanın gitmesi, bir hocanın gelmesi, yani küçücük bir, yani şimdi orkestra şefin bozuk olursa her saz orkestrada ayrı telden çalar. Orkestra şefin sağlam olmazsa herkes ayrı telden çalar. Yani orkestra şefi bu takımın kim? Engin Hoca. Engin Hoca'nın, ben bunu geçen hafta da söyledim, yine söylüyorum, teknik taktik konuların dışında gerçekten Türkiye'de ağırlığı olan bir teknik direktör. Yani ne dedik? İstanbul lobisini tanıyor. Federasyondaki lobiyi biliyor. Çevresi. Bir karşı takım futbolcusu bir maça çıktığı zaman diğer antrenörler bunlar büyük avantajdır yani. Bir maça çıktığı zaman karşı takımın futbolcusu Bodrumspor'un teknik direktörünü Engin İpekoğlu gördüğü zaman bile Bodrumspor'a bakışı değişir yani. O yüzden Engin Hoca'nın avantajları çok. Bu yani en son yapılacak şey bence şu anda Engin Hoca'nın zaten böyle bu konulara girilmesi. Yani biz bunları konuşmayalım bile bence hiç. Yani Engin Hoca bu takımın hocası, kafası rahatlatılsın, futbolcuların kafası rahatlatılsın. Bu takım eğer Sivas Spor'u yenebiliyorsa, Ankara Gücü'ne 4 gol atabiliyorsa örnek olarak. Yani bizim artık aranmamamız lazım. Hiç aranmayacağız biz. Biz elimizdekinin değerini bileceğiz. O takıma sahip çıkacağız. Yönetim de bu takımı bir şekilde nasıl yapıyorsa. Bak şimdi ben buradan 3 hafta 4 hafta Engin Hoca'ya konuştuk, kızdık, ettik. Bu yönetim bu takımı rahatlatmasın. Ben bundan sonra yönetimle ilgili de başlayacağım buradan. Gireceğim o konulara. Yönetim ne yapıyor, ne ediyor? Bu paralar neden ödenmiyor? Nasıl ödenmesi gerekiyor? Kimlere söz verildi? Kimlerden kimler sözünü tutmadı? Bunların hepsini burada gelirim, konuşurum. Çünkü artık iş, bu takım şunu gösterdi bak. 3 kere 4 kere dedim. Sivas'ı yenen, 2 gol atan sahasında eleyen, Ankara Gücü'ne 4 tane gol atan bir takım varsa bizim elimizde, bu takımda bir potansiyel var. Bu belli. Yönetimi tebrik ediyoruz. Güzel bir kadro kurmuş. Şimdi yönetim bu kadroyu yönetim kurdu.
Bunlar sebep sonuç bağlantısı tabii ki. Evet. Sonuçlar alan bir takım. Bu sonuçları alan takımı kim kurdu? Başarılı bir organizasyon. Bu yönetim kurulu kurdu. Bu transferleri kim yaptı? Engin Hoca istedi, Erol Hoca istedi diyelim. Onlar ikna etti, gelin dedi. Ama sonuçta yönetimde o paraların, o taşın altına elini koydu, imzaladı. Bu yönetim bu sorunları çözecek. Çözmediği zaman eleştiri okları bundan sonra Engin Hoca'ya gitmez. Yönetime gider. Çünkü Engin Hoca'ya gittiği zaman Engin Hoca'nın artık eleştirdiğin zaman bir insanı somut şeyler olacak. Engin Hoca'nın şu an elinde somut bir şey var. Engin Hoca'yı eleştirdiğimiz zaman Engin Hoca yarın çıkar der ki kardeşim beni eleştiriyorsunuz. Tarihinizde kaç defa siz iki tane Süper Lig takımı yendiniz der. Tabii ki. Yani adam çıkar yarın der ki kardeşim siz beni eleştiriyorsunuz. Bu takım Sivas'a iki tane attı burada. Ankara'ya gitti. Üstelik Sivas bizden iki gol yiyip ertesi hafta gidip Beşiktaş'a. Evet. Ertesi hafta Konya'ya gitti. İki gündür biliyorsunuz bu Fenerbahçe'nin otobüsle gönderilme davası var. Aslında dün gece spor programlarında araştırma yapıyorlar. En son böyle bir ceza ligde ne zaman verilmiş diye araştırma yaptılar. 20 sene önceye gittiler. Hiç 20 sene önceye gitmeye gerek yok. En son o cezayı burada Sivas Spor'a verdirdi Bodrum Spor. Bunu kimse bilmiyor. Mecnun verdi. Mecnun ot yakmaz. Sivas Spor'a Konya maçına otobüsle gideceksiniz dedi. Basında yer almadı bu. Basında yer almadı ama bu ceza yani... Senin yanında yaptı bir telefon. Benim yanımda yaptı bu konuşmayı. Telefonla arayan bir yöneticiye çok sert bir şekilde kızdı ve Konya maçına dedi takım otobüsle gidecek dedi. Yani ulusal basında araştırıyorlar en son böyle bir ceza ne zaman verildi. En son Bodrum Spor verdirdi bu cezayı yani. Bunu da bilsinler Sivas yani. Spor'a. Sivas Spor'a Bodrum Spor verdirdi bu cezayı. Şimdi o yüzden şunu demek istiyorum. Bu takımı yarın Engin Hoca çıkıp da kardeşim bak biz Ankara Gücü'ne 4 tane attık. Hadi Ankara Gücü'ne 5 Başakşehir dün bir golü zor attı. Bir golün üstüne yattı. Maçı aldı. Yani sonuçta Ankara Gücü'ne öyle 4 gol atmak her takımın şeyi harcı değil. Biz elimizdeki takımın, elimizdeki hocanın kıymetini bilelim. Bunların kafasını rahatlatalım. Bu takıma güvenelim. Ben kesinlikle diyorum. Bu takım playofflara eğer dediğimiz şekilde kafası rahatlatılmış bir şekilde kalırsa, futbola vererek kafasını sahada kalırsa bu takım sonuna kadar o mücadeleyi sürdürür. Ha olur ya da olmaz. O ayrı bir konu. Bu sene olmaz, seneye olur. Üçüncü ligde çıkamadık, playoff'ta elendik, öbür sene çıktık. Yani hiçbir başarı da böyle zaten peş peşe gelecek diye bir kural da yok. Öyle bir sindirmek ya, bu sene noktayı sildirmek. Bu sene olmaz. Seneye yani. Olur. Bu sene çok büyük yapılanmaya gittik. 13-14 tane transfer yaptık. Bunlardan bazıları kalır, bazıları gider. Seneye nokta transferler yaparsın. 2 tane, 3 tane. Seneye bir bakmışsın takım PTT 1. Lig'de. Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Yeter ki bunu zamana yayalım ve dediğimiz gibi saçma sapan böyle o istifa etsin, bu bilmem ne yapsın bunlara girmeyelim. Takımımızın arkasında duralım. Çünkü bu bir araştırma yapılmış Kadir abi. Bu hoca değişiklikleriyle ilgili. İngiltere'de son 20 yılı araştırmışlar bu hoca değişiklikleriyle ilgili. Son 20 yılda elde edilen verilere göre hoca değişiklikleri ilk 1 ve 2 hafta. İlk 2 hafta %75 oranında faydalı olmuş ilk 2 hafta. Ama ilerleyen süreçte yani 3. 4. 5. 6. haftalar geldiği zaman takım eski formunun aynı seviyesine düşmüş. Yani ondan önceki yenilgileri, mağlubiyetleri alan takıma ilk 2 hafta %75 oranında bir artı getirmiş hoca değişikliği. Ama ondan sonra zamana yaydığın zaman aynı seviyeye geri düşmüş. Yani o hoca değişiklikleri belki yani son bir nefes bir can suyu veriyor ama ileriye doğru baktığın zaman 3. 4. 5. 6. haftalara hiçbir faydası olmuyor. O yüzden hocamızın arkasında duralım biz. Gelen hocanın kariyeri, ağırlığı, yani, bir sürü kriter var. Yani benzer bir hoca, benzer kalitede bir hoca veya daha basıpsız bir hocaya getirdiği zaman bu sonuçlar tabii kaçınılmaz yani olur. 20 yıllık bir araştırmanın sonucu bu yani. Dünyada bunun istatistiği tutulmuş İngiltere'de. Sevgili seyirciler, geçen hafta oynadığımız kupa maçıyla lig maçımızı Levent Bulut analiz etti. Bu arada sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bizim burada iletişim konusunda ifade ettiğimiz çağrılarımıza öncelikle ilk etapta Engin Hoca'nın Asi Tayfa'yla cevap vermesi, onlarla bir iletişim kurarak aralarındaki sorunları, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak
iletişimi sağlaması sonrasında biz de bir program olarak kendisine ulaştık. Ben bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesini de o toplantıda Asi Tayfa ile yaptığı toplantıda sohbet ortamında bize mikrofon uzatan oldu veya bize bir çağrı yapan oldu da mı biz gitmedik, gelmedik, konuşmadık, olursa, katılmadık diye veririz. Olursa buna cevap veririz tabii ki. Bravo. Cümlesinden yola çıkarak ben bugün kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Mutabık kaldık. Perşembe günü tekrar konuşacağız. Perşembe gününe çok güzel, çok iyi bir haber. Ekstra daha bir program yapacak Engin Hoca'yla. Neden günümüzün dışında bir program yapıyoruz derseniz eğer, takım bu hafta deplasmanda Sancaktepe maçında. Evet, maça oradan gidecekler. Bu tabii Engin Hoca'nın ifadeleri. Oradan da takımı Engin Hoca ve yönetim direkt Ankara gücü için, maçı evet, için Ankara'ya geçirecekler. Sanıyorum orada bir kamp maç yapacaklar. Takım daha iyi hazırlansın diye. Sonrasında da bir 5 günlük izin söz konusu dedi Engin Hoca. Dolayısıyla biz ekstra bir program yaparak Perşembe günü Engin Hoca'yı Sportra ekranlarında, Kent TV ekranlarında size canlı olarak tekrar karşı karşıya geleceğiz. Evet. Bu hafta içerisinde ikinci kere. Ve sorularımızı, cevaplarımızı alacağız. Engin Hoca da kendisini Bodrum kamuoyuna, Bodrum Spor kamuoyuna ifade etmiş olacak. Çok net güzel bir haber abi. Onu da sizinle, bravo, paylaştıktan sonra programımızın ilk bölümünü tamamladık. Yine her zamanki gibi futbolu konuştuk. Levent'in analizleri. İkinci bölümde biraz handbol konuşacağız, basketbol konuşacağız. Stüdyoya bir konuğumuz daha gelecek. Sevgili Onur Çandar gelecek. Sporun her kademesinde oyunculuk olarak, antrenörlük olarak, şu an veteran sporcu olarak her pozisyonunda bulunan, hatta ve hatta Türkiye Basketbol Federasyonu'nun istatistiklerini 3 yıldan beri Bodrum'daki oynanan ve bu bölgedeki oynanan üst düzey maçlarda istatistiklerini tutarak, görev yaparak basketbola ve Türk sporuna hizmet etmiş sevgili Onur Çandar bizlerle birlikte olacak. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tanesinde her çocuk özeldir. Her çocuğun farklı özelliklerinin sergilenmesine fırsat verilerek çocukların sadece zihinsel becerileri değil, sosyal, duygusal becerileri de önemsenmektedir. Kar Tanesinde çocuklarımız her gün İngilizce eğitiminden faydalanarak bizim kültürümüzle büyüyor. Geleneksel değerlere sahip oluyor. Yabancı kültürlerden farklılıkları da gözlemleme fırsatı buluyorlar. Çocuklar yaşayarak öğreniyor. Doğayı gözlemliyor, kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyorlar. Kar tanelerimiz satranç eğitimleriyle dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştiriyorlar. Kar tanesinde çocuklar yaratıcı drama dersleriyle eğitimde aktif rol alırlar. Özgüvenle özgürlüğü birleştirip sorumluluk algısı kazanırlar. Profesyonel mutfağımızda kar tanelerimiz için günlük yemekler, ev yapımı börek ve kurabiyeler özenle hazırlanıyor. Sizin için küçük, çocuğunuz için büyük bir adım atın. Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için kar tanesiyle ilk fırsatta tanışın. Telefon 363 95 14. Bin yıllık camın tarihini Doğan Cam'la yazmaya devam ediyoruz.
sektörün rakipsiz üretici markası Şişe Cam'ın Muğla ilindeki tek yetkili bayisi olarak 1500 metrekare üretim alanımızda cama hayat veriyoruz. Türkiye'nin en zengin cam çeşitlerinin yanı sıra profesyonel ekibimiz ve son teknoloji makine parkurumuzla duyduğunuz güvenin sorumluluğunu taşıyoruz. Doğan Cam, yaşam konforunuzu en üst noktada tutan ürünleri ve modern estetik anlayışıyla büyümeye devam ediyor. Muğla, 21 yıldır camlarını Doğan Cam'la açıyor. Ortaokulu bitirdi işte. Liseye gidecekmiş. Daha ne? Kız kısmına daha fazlası ne gerek? Eski köyü yeni adet. Bizim kız okumadı da ne oldu? Bak, yuva kurdu yuva. Torunlar falan. Dedelik için kaç yıl bekleyeceksin? Zaten kıt kanaat geçiniyorsun. Onca sıkıntıya değer mi? Hadi okudu. İş bulmak kolay mı bu devirde? İyi cesaret vallahi seninki. Kız başına taa oralara gönderip okutmak. Vallahi okuyacak. Pabuç kadar dili olacak. Ondan sonra uğraşır durursun. Demedi deme. Kızına güven. Çok akıllı, çok parlak. Harcama buralarda. Dinleme bu lafları. Bak devlet de senin yanında. Hoş gelmişsin kaymakam kızım. Aşk olsun baba. Ben senin Zeynep'inim. Devam ediyoruz kızlarımızı okutmaya. Motosiklet ve bisiklet sürüşlerinde kaskınızı mutlaka kullanın.
İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sportv'nin ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda ilk bölümü bitirirken kısaca bahsettiğim Onur Çandar, basketbol insanı diyelim, aramıza katıldı. Gerçi Onur yaşam felsefesi olarak sporcu bir insan. Sadece basketbolla ilgili değil, birçok konuda yetenekleri var ama önceki son dönemde özellikle basketbol konusunda da öne çıkmaya başladı. Basketbol Federasyonu'nun istatistik konusunda 3 yıldır görev yapan bir arkadaşımız Basketbol Federasyonu'nda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Kısaca bahsetmek gerekirse Bodrumspor'da basketbola başlamış. Bodrumspor'da genç takımda, yani yıldız takımda, genç takımda, A takımda oynamış. Akabinde üniversite hayatında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde deplasman ligde spor yapmış. Basketbol oynamış. Geri döndükten sonra tekrar Bodrumspor bünyesinde Konacık Spor'un bir dönem Mehmet Melengeç'le basketbol konusunda Bodrum'da Bodrumspor Konacık Spor rekabetini yaşattığı dönemlerde basketbol oynamış, takımın kaptanlığını yapmış bir kardeşimiz. Hep basketbolun içerisinde olmuş kısacası. Bu hafta sahamızda Galatasaray'ı ağırladık. Bence başarılı bir sonuç aldık. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ve 50 küsur fark yediğimiz maçlardan sonra 25'li sayılarda takımı tutması biraz daha takımın iyi olduğunu gösteriyor. Bunu konuşacağız tabii ki ama öncesinde handball'den de biraz bahsedelim. Levent yine bu konuda kısaca bilgi versin bize. Konuşalım İzmir'deki. Evet, bu hafta İzmir'deydik. Büyükşehir Belediyespor maçını konuşalım. İlk yarısında 15-15 bitirdiğimiz bir karşılaşmanın sonrasında 7-8 sayı farkla bir mağlubiyetle döndük İzmir'den. Şimdi biraz analiz edersek videoyu komple seyrettik maçı. Ne demek lazım? Maçı yani 15-15 biten ilk yarı var. İkinci yarıda 7-8 fark yenen bir oyun var. Şimdi İzmir o ligde yani bizim oynadığımız bu Süper Lig'de İzmir bizim rakibimiz olan takımlardan biri. Yani yenebileceğimiz altta zaten Osman Gazi ve Bafra takımı vardı. Öbür Samsun takımı vardı. Onlar bizim zaten yendiğimiz takımlardı. Bir takım ligden çekildi zaten biliyorsunuz. Bir takım şimdi düşecek. Bodrumspor'un ne dedik? Bu sene düşme tehlikesi yok dedik. Bu şimdi bu İzmir'de bizim aslında mücadele, yani bu düşme mücadelesi devam ediyor olsaydı İzmir aslında bizim rakibimiz olan takımlardan biri. Yani rakibimiz derken hepsi bizim rakibimiz de şimdi yukarıya çıktığınız zaman Yeni Mahalle, Polatlı, işte Kastamonu, onları düşündüğümüz zaman onlar bizden bir gömlek daha üst kademede olan takımlar. İzmir rakibimiz olan bir takımdı. Ben maçın ilk yarısını seyrettiğimde... Bu arada lafını balla keseyim. Polatlı da 3 aşağı 5 yukarı artık bizde aynı ayarda bir takım seneye oldu. Seneye artık öyle olacak. Yani İkinci devre de ama küçülme kararı aldı. Onlar küçülme kararı aldılar. Biz alınca yine yenilebilir bir takım. Şimdi belediye takımlarının en büyük sıkıntısı bu. Belediye bir elini çektiği zaman takımdan bir karar veriyorlar mecliste, belediye meclisinde. Bundan sonra küçülmeye gidiyoruz diye. Yılların takımı şu anda gitti. Seneye de ya bu sene düşmeyecek. Seneye büyük ihtimalle düşer gider yani. Ondan sonra da kaybolur gider. Belediye takımlarında böyle bir sıkıntı yeni başkan olur. Gelir belki tutarsa. Yani o sporu seven bir insansa yatırım yapacağım derse yapar ama işte olmuyor. Bodrum'da çok örnekleri var. Yani Bodrum'da da bunu yıllardır. Muğla'da çok örnekleri var. Marmaris Spor gibi. Şimdi baskete geldiğimiz zaman İşte siz daha iyi biliyorsunuz Kırçiçeğin'in konuları konuşacağız. Şimdi bu maça geldiğimiz zaman Bodrumspor Yalıkavak Spor ilk yarıyı 15-15 bitirdi. Ben maçın ilk yarısını seyrettiğimde gayet başa baş savunmada hücumda 15 gol de aslında fena bir rakam değil. Yani bizim biliyorsunuz daha önceki maçlarda 20 gol, 23 gol, 24 gol yediğimiz ilk yarılar var yani. Handbolde yani 40 gol, 45 gol inanılmaz rakamlar. Basket maçı gibi bitirdiğimiz handbol maçları vardı bizim. Şimdi onlara göre düşündüğümüz zaman 15 gol yiyince aslında ilk yarıda ben daha çok Yalıkavak Spor'un artık zaten yediği gollere bakıyorum. Attıklarına bakmıyorum. Yani Ali İhsan Hoca bu savunmayı bir toparladı mı? Ben ona bakıyorum. Çünkü Ali İhsan Hoca artık zamanını doldurdu. O acemilik bitti artık. Ali İhsan Hoca neredeyse 2,5-3 aydır takımın başında. 2 ay oldu. 2 ay geçti. Şimdi artık Ali İhsan Hoca bu takıma bir şey verecekse, verdiyse onu verme zamanı bitti. İlk 5 gün, 10 gün tamam takımı tanıyacak, oyuncuları tanıyacak, sistemini kuracak falan filan. Ama şimdi artık bir ligde de arı oldu biliyorsunuz.
bu Gençler Ligi dolayısıyla 15 gün bir ara oldu. 15 gün kamp gibi takımının başında çalıştı. Bu takım artık yani ne etkisi olacaksa olması gereken hale geldi. İlk yarı ben aslında umutlandım biraz. 15-15'i görünce takımda dedim bir toparlanma var dedim. Mesela basket maçını da bu hafta seyrettiğimizde aynı düşüncedeydim. Basket maçında da bir toparlanma olduğunu evet, gördüm. Gözle diğer maçlara bir toparlanma göre, var tabii ki. Seyirciler bile yani orada bakarken aa falan demeye başladılar yani böyle takım biraz toparlanmış. Handball'de de ben bu Yalıkavak Spor'da da bir toparlanma ilk yarıda gördüm. Ama ikinci yarıya geldiğimizde yani sanki o ilk yarıda oynayan Yalıkavak Spor gitti. Yerine başka bir Yalıkavak Spor geldi. Yani Ali İhsan Hoca antrenör olmadan önceki takım. Önceki gibi bir takım geldi. Aynen öyle. Yani ben orada çok şaşırdım. Şimdi açıkçası yani bunu söylemek de istemiyordum ama artık söyleyeceğim. Mesela ben Ali İhsan Hoca'nın da o eski ilk geldiği zamanlardaki haftalardaki enerjisini göremedim kenarda. Yani biraz böyle şöyle açayım ben bu konuyla. Yani bu konuyu aslında temelinden açayım ben. Şimdi bir antrenör için Yalıkavak Spor'un şu anki durumu tereyağlı ballı börek. Düşme tehlikesi yok. 3 yabancı oyuncularını gönderdi. Maliyet düştü. 3 tane yarı maliyetini 3 tane. Polatlı Spor'dan 3 tane yetenekli ve milli olmuş oyuncular. Yani işte saydık onları Buket Yılmaz, Kübra Öz Yılmaz ve Gülsüm Güleçyüz. Gülsüm özellikle bunların içinde çok etkili bir oyuncu. Milli takım kariyeri de olan çok iyi bir oyuncu. Yani o transfer için ben Mehmet Başkanımızı da tebrik etmiştik zaten bu transferler için. Yaptığı transferlerden daha çok ben Mehmet Başkan'ı gönderdikleri için aslında tebrik etmiştim. Yani gönderdikleri o kadar önemli ki yani transfer yapmaktan daha önemli. Burada yanlış anlaşılmalara sebep olmasın. Mehmet Esen Başkanımız dersek Mehmet Başkanımız deyince bizimle karışmasın. Yok Mehmet Esen Başkanımız. Yalıkavak Spor Kulübü'nün başkanı. Mehmet Esen Başkanımızı ben gönderdikleri için ekstra tebrik ettim. Çünkü gerçekten yani bunu açık açık söyleyeyim resmen kazık yemişiz yani. YouTube'dan bakmışlar. 3 tane Sırbistan'ın yani bence çok düşük seviyedeki oyuncusunu Bodrum Spor'a hem de yüksek maliyetle Yalıkavak Spor'a sürekli şaşırıyorum kusura bakmayın. Yalıkavak Spor'a resmen 3 tane oyuncuyu getirmişler, vermişler. Yani. Hatta bu oyuncular Türkiye'de bu durumu birkaç defa yaşamış olmalarına rağmen. İlk getiren de biz değiliz. Getiren hemen göndermeye çalışmış. Göre göre yani bunları Yalıkavak Spor'a getirmişler ama işte Mehmet Esen Başkanımız ve yönetimi burada yöneticilik bu işte uzatmadılar. Önemli bir hamle yaptılar yani görünen. Hemen kangren olan yeri kestiler attılar. Bu çok iyi. Yani oyuncu almasalardı bile var ya ben gerçekten bu yorumu yine yapardım. Bakın şu Polatlı'daki oyuncuları almasalardı bile bu takım ancak bu kadar olurdu yani. Yani bunları Polatlı küçülme kararı almasaydı zaten alacak bir durumumuz da yoktu yani. O denk geldi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Almasalardı da fark etmezdi. Bizim genç kızlarımız var ya orada oynayanlar. Onları oynatsın hiçbir şey değişmezdi. Diyorum ya antrenör için şu an Yalıkavak Spor tereyağlı ballı börek. Düşme derdi yok. Çıkma derdi yok. Oyuncu kadroda bahane var. Ben genç oyuncularla oynuyorum. Yeni gelen oyuncular ancak alışacak. İşte genç Yalıkavak'ın kendi kızlarıyla oynayacağım falan gibi şeyler. Ali İhsan Hoca bu konuları biraz dikkate alsın. Ali İhsan Hoca kim olursa olsun kadroda. Yani bizim ben 13 sene işte biliyorsunuz geçmişte ben handball oynadım. Biz bir takımla okul takımında bir takımla iki tane oyuncuyla Türkiye dördüncüsü olduk. İki oyuncuyla geriye kalan 4 tane oyuncu bizim handball'e o sene başlamış 4-5 tane oyuncu yeni başlayan arkadaşlardı. Ama başımızda Allah rahmet eylesin Üstün Dinç Aslan diye eski bayan handball milli takımının hocasıydı. Bizim okulumuzun da beden eğitim öğretmeniydi. 3 tane normal oyuncuyla bizi Türkiye şampiyonu yaptı. Türkiye üçüncüsü yaptı. Ama nasıl bir çalışma, nasıl bir teknik taktik, nasıl bir antrenman, nasıl bir savunma? Yani demek istedim hocanın etkisi bu takımlarda çok önemli. Yani benim işte elimde bu oyuncular var bu kadar. Böyle bir bahane yok. O oyuncuları oynatacaksın. O sistemini kuracaksın. Savunma her zaman bunu anlattık. Handball'i ne zaman konuştuysak ben hep savunmadan farkındaysan Kadir abi bahsettim. Bu takıma öyle bir savunma yaptırırsın ki
Yani oyuncu yeteneksizdir hücumda ama öyle bir savunma yapar ki o açığını kapatır. Hücumda da varsa 3-4 tane etkili oyuncu, sen o maçı başa baş götürürsün. Yeter ki etkili savunma daha az gol yemek. Etkili savunma hızlı hücum yapabilme imkanı bulmak. Golü handbolle bir şekilde atarsın. Yeter ki iyi bir savunma sistemin olsun. Ben buradan yine söylüyorum. Ali İhsan Hoca'nın formunu iyi görmedim bu hafta. Beğenmedim. Çünkü bu takım İzmir'den 7 fark yiyecek bir takım değil. Yani İzmir belediye takımından 7 fark ikinci yarıda. Ha, maçın başında başlar. İlk yarı 2-3 yersin fark. Sonradan da 2-3 daha yersin. 6 sayı fark bitebilir. Dengeli. Ama sen ilk yarıyı berabere bitirip de ikinci yarıda ne oldu da bu takım bu kadar düştü? Soyunma odasında bir şey olması lazım. Ya da bu takımın yani, kondisyonu iyi. Performans... Dışarıdan bakan bir insan bunu der. Soyunma odasında bir şey olması lazım. Ya da bu takımın, yani ne oldu? Evet. Ya da bu takım iyi çalışmamış, performansı iyi değil, yorgun olabilir. Çünkü bu takımdan bazı genç arkadaşlar da gençler Yıldızlar maçlarına döndükleri için performansını etki etmiş olabilir. Ya o etki etti, hocam ya o etki etti. Ya da dediğim gibi takımda bir iki fark, üç fark açılınca bir geriye düşüş yaşanıyor. Maçı bırakıyor. Bunlar da işte bıraktırmayacak. Yandan ya hoca. Özellikle hocam bu bayan sporlarında bu gerçekten hani erkeklerde şey değil ama bayan sporlarında bu tip kopmalar, hani duygusallık, demoralize olması kopmalar da, hani kopmalar şeyler çok sık görülüyor. Voleybolda da böyle şey. Evet. Voleybolda, basketbolda da hep bütün spor bayan buradan sporlarında bu görülüyor. İlk uyarıyı Ali İhsan hocamıza bir yapalım. Yani biraz daha konsantre, takımının üstünde etkisini biraz daha fazla göstersin. Biraz daha formunu yani artırsın. Zamanı ifade ederek gerekçe üretemez. Evet, artık takımın kaç aydır başında bir sistemini kurup bu takımı da ona göre oynatacak. Ha, bu takımın da geçen haftaki bölümde söyledim. İki tane oyuncu. İki tane. İyi bir kaleci alınacak bu takıma. Çağrı, bizim genç kalecimiz var. Öbür Sırp kaleciyi gönderdik. İyi bir kalecimiz var. Onun yanına bir tane daha sağlam bir kaleci alınacak. Ve benim diyeceğim bir ya da iki, yani bir kesin alabiliyorsak, eğer öyle bir maddi gücümüz varsa iki tane oyun kurucu alınsın. Bu takım sene ilk beşte. Ben bunu söyleyeyim. İki tane iyi oyun kurucu. Fazla adam almasınlar zaten. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bir takıma, futbol takımları için de bu geçerli. Basket takımları için de, handbol takımları için de. 10 tane transfer yapmanın bir anlamı yok. 10 tane sıradan oyuncu alacağına, bak 10 tane sıradan oyuncu alacağına 2 tane direkt skora etki edecek. Çünkü bu sabun sporlarında zaten 2 tane oyuncu çok şey değiştiriyor. Evet. Yani futbolda 11 kişi. Takımlar zaten bu oyuncuların, yani bu özel oyuncuların etrafında şimdi kuruluyor. Her spor dalında böyle. Futbolda şimdi 11 kişiden 2 kişiyle onu kurtaramazsın, 2 kişiyle. Futbolda en az 11 kişinin 7-8 tanesi iyi olacak. Ama 5 kişi oynanan bir baskette senin 2 tane skorer oyuncu ne olur? Skorer üst seviye oyuncun olursa o maçı sen sona kadar tutarsın. Handbolde de böyle. 10 tane oyuncu alma. 2 tane al. Bitti. Siz de hani küçükten yetiştiniz. Hani biliyorsunuzdur. Biz küçüklükten oynamaya başladığımızda her şeyi kendimiz yaparız. İşte sayıyı da atalım, işte savunmayı da yapalım, reboundu da alalım. Her şeyi kendimiz yaparım diye düşünürdük. Ama tabii gelişmeye, birazcık daha amatörlükten profesyonelliğe geçmeye başlayınca takım oyununun herkesin kendi yaptığı işlerden oluşan bir takım mı oluşturabilmekte çok olduğunu öğrendi. Çünkü şampiyonluğa giden takımlarda bu iskelet kesinlikle takım, şeydir. Takım olma çok önemli. Bellidir. Takım bireysel bir şey değil bu. Takım olma çok önemli. Mesajımızı ilettik. Handbolde Levent Bulut yorumlarını yaptı. Ali İhsan Tekin hocamıza daha dikkatli izleyeceğiz bundan sonra. Mesajını iletti. Evet. Onur hocam, ben haberi vereyim. Sen üstünden yürü istersen. Kırçiçeği Bodrum basketbol takımımız, Kırçiçeği diye söylüyorum ama Kırçiçeği'nin bir şu anda bir desteği var mı yok mu hala adı kaldı sadece. Adı kaldı. Ama son maçta ben Dilşat Hanım'ı gördüm. Kırçiçeği'nin genel müdürü, ailenin işin başında olan ikinci jenerasyon yöneticisi. Biraz da umutlandım. Bakalım oradan bir destek gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Galatasaray maçını izlemeye gelmişti. Bu Galatasaray maçının sonrasında bir gelişme yaşandı Kırçiçeği Bodrum Basket'te. Hakan Yörükoğlu hocamız, takımın head koçu, Dalyan'da oturduğu için gelip gitme konusunda adres tabii, sıkıntısı olduğu için takımdan ayrıldı, görevi bıraktı. Bunun sonrasında da
Bodrum basketbolunun bildiği Birol hocamız. Evet. İşte Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nda, bir dönem Marmara Koleji'nde. Bodrum Spor'da hem oyunculuk Bodrum hem... Bodrum Spor'da. Hatta Bodrum Konacık rekabetinin olduğu dönemde Bodrum, evet, Bodrum Spor'un başında. Evet, onunla Bodrum Spor'un başındaydı. O zamanlar Bodrum'un bir spor dergisi vardı, Arena diye. Ben de çok yakından evet, takip ederdim o maçları. Görev yapmış Birol hocamız takımı. Evet, o getirildi. Şeye de hem milli takıma hem şeye Bodrum'dan çok iyi oyuncular da kazandı. Mehmet Yıldızhan. Arkadaşımız doğru, vesaire. Öncelikle tebrik ediyoruz Birol hocamızı. Hayırlı olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Gerçekten şansa da başarıya da ihtiyacı var. Zor bir dönem geçiriyor Kırçıçı Bodrum Basket. Ne diyorsun? Şöyle bir takımı ligle beraber. Evet. Geçen sene şimdi ondan önceki daha önceki yakından takip etmiş bir basketbolcu. Daha önceki programlarda da dinlediğim kadarıyla Yiğit abi de bu programa yani takımın başkanı olarak katıldı ve Bodrum Spor'un Bodrum Basket'in, Kırçay Bodrum Basket'in bu seneki kurulma süreciyle ilgili de kamuoyunu aydınlattı. Zorlu bir süreçten sonra bu takımın kurmayı başardığını ifade etti. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç içerisinde kurulan bir takım. Dolayısıyla kızların Türkiye Basketbol Süper Ligi gibi kadınlarda önemli bir lig. Hem Avrupa'da hem şeyde başarılarımız çok yoğun bu ligde. Böyle bir ligde bu şekilde mücadele ediyor olması da bir başarı sayılır bu kadroyla. Daha önceki 4-5 senelik bir döneme baktığımızda Bodrum Bodrum Basket'in geliş dönemlerine baktığımızda bu seneki kadrodan çok çok daha iyi kadrolarla mücadele ettiğini görüyoruz. Özellikle ilk sene bile, yani ikincilikte mücadele ettiği kadro bile bu kadrodan gerçekten hem evet bu ligde gerçekten bu ligde hiç şey yapmadan gözümüzü arkada bırakmadan mücadelesini sürdürür ve iyi bir yerde bitirirdir diye düşünüyorum. Ama şartlar, bu şartların biz tam olarak adını koyamıyoruz. Hani duyduklarımızla yorum yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki gerek ekonomik kriz, gerek meydana gelen ekonomik krizden kaynaklı oyuncu piyasası vesaire, dolarda dalgalanmalar, bundan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu ve iyi oyuncu, özellikle iyi yabancı oyuncu transferinin sıkıntılı gerçekleştiğini biliyoruz. Hatta yeni gelen Ukraynalı oyuncumuz bile çalışma izni alamadığı için ancak ligin 8. haftasına yetiştiğini biliyorum. 6. haftasında pardon orman maçına yetiştiler. Evet. Dolayısıyla sancılı bir süreç. Bundan sonraki süreçte de diğer 4 yıl içerisinde de Kırçıçayı Bodrum Basket hep bize zaferler alıştırarak, hatta neredeyse sanırım bir seneyi de böyle namalüp vesaire şampiyon oluştu. Ama Bodrum'da şöyle bir misyonu yüklendi. Salondan kaybolmak üzere olan seyirciyi salona tekrar geri çektiler. Evet, yani bunu kabul etmek böyle gerekir. Bir misyonu var, evet. Böyle bir misyonu oldu. Karnaval yeri gibiydi. Evet, dolayısıyla ben de ya mesela Ultrasan hoşuma gitti. Onlar özellikle sürpriz de hazırlamışlardı Galatasaray'a. Havalimanının durumundan dolayı bu sürprizi ancak salonda vermek zorunda kaldılar galiba bildiğim kadarıyla arkadaşlarım var. Tabii Ultrasan Muğla'dan gelen ağırlıklı. Oradan da desteklilerdi galiba. Muğla, İzmir. İstanbul'dan da çok gelen olmuş. Biz tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş maçını da izledik. Burada tabii Bodrum'daki taraftar grupları vardı. Tabii onlar çok da hani Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar grubu. Çok daha mütevazi davrandılar. Çok bir sert de, bir Galatasaray seyircisi vardı maçta yani. Ama maçın, ben yine de hani çok böyle şey bir tezahürat hani şeye maçın, karşı tarafa yüklenen bir tezahürat duymadım böyle şey anlamında. Maçın sonunda da çok önemli bir şey yaptılar. Bodrum Spor'la Galatasaray'ı el ele tribünlere çağırdılar. İki takımı da. O da çok önemli. Evet, çok hoş yani önemli. İki takım birden gitti Ultra Aslan'ın önüne ve iki takımı da alkışladılar. O da çok önemliydi yani. Doğru tabii ki ama yani skoru biraz daha Galatasaray'ın lehine çeviren, 5-10 sayıyı daha lehine çeviren bir seyirciydi. Tabii. Doğru. Daha, hiç susmadılar daha maçın başından beri. Daha aralığı bu kadar değildi. Daha işte 10-15 sayıyla belki bitebilecek bir maçtı. Şimdi burada... Bu arada ben rejideki arkadaşlara uyarayım. Birkaç tane röportajımız var basketbol maçı sonrasında. Onları da hazırlar herhalde. İlk etapta bu hafta görevini bırakan işte gerekçeleri olarak yani mekan dezavantajından ötürü Dalyan'dan... Onda çok fedakarlık gösterdiğini biliyorum. Hakan abi yakından tanıyorum maç ben. Maç sonrasında takımın başındaki son röportajı var. Önce bir onu izleyelim, sonra konuşmaya devam ederiz. Öncelikle Galatasaray'ı ve takımımı tebrik ediyorum. Galatasaray tabii kazandığı için, takımımı da iyi mücadele ettiği için tebrik ediyorum.
Yalnız çok fazla top kaybı yapmışız. 25 top kaybımız var. Bu seviyede bu kadar çok top kaybı yapılması kabul edilemez. Bu kadar fazla top kaybıyla maçı kazanamayız. Bunları minimize edip daha iyi oynamaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Evet. Hocamız son röportajını verdi. Hakan Hoca spor salonumuzdan. Efsanedir kendisi yani. Evet. Yani bu son olmayacak tabii ki. Yani sonuçta o da yani yoluna devam edecek. Bu sezonluk böyle bir durum gerçekleşti. Kendisiyle de çalıştım biliyorum. Kendisi açısından da hayırlı olmasını dilerim. Aynı zamanda Birol abi için de hayırlı olmasını dilerim. Birol abiyle de çalıştım. Şu anda takımın durumu pek iç acı gözükmüyor. 8 hafta sonunda henüz bir galibiyetimiz yok ve aradaki sayı farklarına bakılınca son haftalarda biraz düzelme gözüküyor. Yani bu farklarla kıyaslarsak. Bu arada programdan önce istatistikleri de inceledim Bodrum Basket'in. Kırçay Bodrum Basket'in. Diğer takımlarla arasında çok fark yok. Mesela Galatasaray'la bile toplam istatistiklerde başa başlar. Ama aradaki farkı çok küçük nüanslar belirliyor. Nasıl hocam handbolde bahsettiyse ben Bodrum Basket takımındaki oyuncuların özverisi, işte azimleri, savunmaları vesaire canlı olarak izlediğim için onlarla ilgili herhangi bir eleştiride bulunmuyorum ama kadro kalitesini bir üst basamağa kadar çıkarabilecek özellikle oyun kurucu Beril'le Deniz'in çok büyük katkıları var. Deniz'i ben hem Bodrum aralarındaki tek Bodrumlu olduğu için ona özel bakıyorum hani şey olarak. Hocam bir... Deniz'le ilgili bir şey soracağım size. Şimdi şu son maçta ben daha önceki maçlarını da izledim Bodrum Basket'in. Yani Deniz'e çok aşırı yük biniyor. Deniz hiç oturup bir dakika dinlenemiyor mesela. Yani Deniz'in bir alternatifi yok oyun kurucuda. Geçen sene yani ikinci ligdeki kadroda Deniz ikinci gard olarak oyuna giriyordu. Özellikle düşünün savunması yani. Deniz'in. Bu sene şimdi Deniz'in üstüne ilk 5'te ve takımın baş gardı yani oyun kurucusu. Ama bir dakika bile kızın dinleneceği bir bölüm yok mesela. Evet. Bu maçta Galatasaray maçında nefes almadan oynadı. Hem savunma hem hücum. Çünkü savunmada takım lideri Deniz. Bu da hatayı yani Kırşehir Bodrum'un savunmadaki takım lideri Deniz Hanım. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Geçen sene de kısıtlı süreler almasına rağmen ama özellikle can alıcı süreler alıyordu. Geçen sene bu şampiyon olan takımda ve çok faydalı işler yaptı Deniz. Takımı savunma yükünü Deniz çekiyor. Aynı zamanda bu sefer bu seneki kadroda bir başrolü de kaptanlık ve oyun kuruculuk olduğu için iyi oyun kurucularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Çok büyük. Topu da o çıkarıyor. Çıkarırken de baskı görünce bir de onda da yoruluyor. Diğer takımların Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların en az 3 tane iyi gardları evet, var. Oyun kurucuları öyle var. Onlar değiştikten sonra sürekli Deniz'de baş başa kalıyorlar. Evet, biraz yük çok fazla yük biniyor Deniz'e. Yani dolayısıyla hani bu maçta da oldu. Özellikle 8 saniye yarı saha hataları falan birazcık daha işte artmaya başladı. Maçta top çıkarmada çok sorun yaşadı. Çünkü çok baskı. Galatasaray'ın 40 dakika süren baskılı bir savunması vardı. 40 dakika boyunca tam saha baskılı savunma yaptı evet. Galatasaray. Ve bu tercihleri bizi ciddi sayı kaybetmemize, evet, hücum hakkı kaybetmemize sebep oldu. Tabii ki. Bunu tercih etmeseydi Galatasaray sanki bu maçın skoru biraz daha farklı olurdu diye evet düşünüyorum. Top çıkarmakta çok zorlandık. Da hızlı hücum yedik. Hocam bu yeni gelen Zvadonović top çıkarmalarda Deniz'e yardım etmek için mesela geliyor. Benim dikkat ettiğim en az 4-5 tane top kaybetti. Çünkü evet, çok açık top sürüyor. Yani Zvadonović, Zva diyorlar herhalde ona. Ben de öyle diyeyim. Çok açık top sürüyor ve hiç farkında olmuyor. Arkasından geliyor bir kız, pıt topu alıyor gidiyor. 4-5 kere top kaptırdı mesela Zvadonović. Ama işte, takıma muhakkak bir faydası, yeni gelen iki oyuncunun da bir faydası olmuş. Yani Anlan'ın da Zvadonović'in de. Ben onu yani gördüm şimdi bu hafta. İlk 5-6 haftadaki Kırşehir Bodrum'un bu kadro yapısıyla ki oyunundan sonra bu 3 haftada çok gözle görülür bir gelişme var. İyileşme var. Hem savunmada hem de hücumda.
Gerçi yine hücumda 53 sayıda kaldılar. Genelde Bodrum Basket'in ortalaması 59 sayı ama iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadılar. Özellikle Işıl Alben önderliğinde. Işıl çok iyi savunma yapan bir milli gardımız biliyorsunuz. Burada da özellikle hani Beril de iyi performans dikkat çekmeden Beril'e de dikkat çekmek istiyorum. O da hani genç yaşına rağmen çok iyiydi bu hafta. Çok iyi mücadele ediyor. Evet. Ama işte hani Bodrum Basket olarak bu 4 seneden itibaren gelen takımı gördüğümüz ve bir umuda kapıldığımız için Süper Lig, hele geçen seneki şampiyonluk açık ara oldu neredeyse. Hani çok rahat bir şampiyonluk yaşadılar. Evet. Bir önceki sene bizi ümitlendirip son sayıyla Orman'ın Beker'e yenilmesiyle bir sayı kaybetmişlerdi. Evet. Belki o zaman Bodrum Basket çıksa bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Hiçbir şey yapmayız. Geçen seneki durum çok Beker daha... Beker çıktığı gibi asansör gibi geri indi aşağı. İşte hiçbir biz... şey yapmayıp geçen seneki kadroyu bile elimizde tutsaydık... Çok enteresan. Aynı duruma düşmemeyi çok ümit etmiştim ama... Geçen sene ligin üstünde çok ciddi üstünde bir kadromuz vardı. Bu sene de ligin çok altında. Hem de Süper Lig'de bir üst yani. Ligde oynuyoruz. Yani. Gerçi hani ligde oynayan diğer takımların da puan durumuna burada, baktığımızda... Soruya da cevap bulamıyorum esasında. Yani, tamam, ekonomik kriz, işte dövizdeki sorunlar, dalgalanmalar, işte %50'ye varan değer yükselmesi, dövizin... Döviz yükseldi, yine geldi aynı seviyeye. tamam, bunları reddetmiyoruz zaten. Bunlar bütün spor camiası için söz konusu. Yani ama bu gerekçeler bu kadar kötü bir takım kurulmasına yine de gerekçe değil. Yani bu ligde kalabilecek bir takım kurulabilirdi. Sponsorlarıyla, yerel yönetimiyle vesairesiyle, yani çok da net buradan her şeyi ifade etmek çok kolay olmuyor doğrudur. Ama sorumluluklarını yerine getirmedi kent. Yani bu takımın bu halde olmasındaki temel sebeplerden bir tanesi kentin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmemiz. Yani bunu üzülerek de olsa kabul etmek gerekir. Ligde ben de katılıyorum. Ligde kalacak bir takım kurulup bir sonraki seneye belki daha iyi bir takım kurulabilecek bir zaman kazanmak mümkün. Burada hani kendimize şöyle bir eleştiri getiriyorum. Hani ben de hem Bodrum Spor seyircisiyim, hem handbol maçlarına giderim. Yani maçları kaçırırım ama yine de çok hoşlanırım. Her türlü güreşi bile seyrederim. Burada sorun şu. Biz mesela bir bilet bedeli vesaire hani küçük bir katkı bile konsa nereden bu çıktı gibi bir anlayışa sahip oluyoruz. 5 lira verip Galatasaray'ı seyrediyorsun ya. Ama biz bedava girip takımımıza, antrenörümüze, oyuncularımıza saydırabiliyoruz. Yani eleştirebiliyoruz acımasızca. Evet. Şöyle demek lazım. Biz katkıda bulunmadığımız bir şeyi eleştirme hakkına sahip değiliz. Evet. Dolayısıyla Bodrum'daki basketbol sever birçok insanın, yani benim gibi düşünen büyüklerimin ve yöneticilerin olduğunu çok iyi biliyorum. Bu öyle ya da böyle bizim takımımız Yiğit abinin bunda çok emeği var. O da şunun sıkıntısını yaşıyor tek başına. Her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor. Orada. Ben de kişilik özelliği olarak aynıyım biliyorum. Her şeyi tek başına yapmayı çalışınca hiçbir şey yapamıyorsun genelde. Yani yaptığını zannediyorsun. Ama bakıyorsun yine yerinde sayıyorsun. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumun nedenlerinden biri de o diye düşünüyorum. Çok yük alıyor ve bu yükü dağıtmada zorlanıyor diye düşünüyorum. Yiğit Özben'e belki had aşma demeyelim de bir ya abi, burada sonuçta abi, bir şeyleri abi, yönlendirmek abi. Veya işte fikirlerimizi öne sürüp bundan iyi bir şeyler çıkartılmasını bekliyoruz. Yani bir kimseyi... abi tavsiyesi yani artık Bodrum Basket Süper Lig'de mücadele eden bir takım olarak sadece Yiğit Özmen'in sorumluluğunda, bünyesinde, onun uktesinde olan bir olay olmaktan artık çıktı. Yani ama bunu Yiğit abinin göstermesi gerekiyor. Kurumsallığı Yiğit Özmen'in, sevgili Yiğit'in sezonun başında, daha öncesinden sağlayıp artık bu takımın büyüdü, bu gömlek bana büyük geliyor deyip gerek yönetimsel anlamda, gerekse sponsorların tercihlerini, sponsorların takıma geri dönüşleri ve geri dönüşü, yani sponsorluk desteği vermek için ortaya koydukları kriterler, bu tabii bizim bildiğimiz konular, kulağımıza gelen şeyler, o kriterleri değerlendirip, kabul edip takımı kurumsallaştırması gerekiyordu. Cevap hakkı her zaman var, Yiğit her zaman çıkıp burada bu mikrofonlardan, bu ekranlardan
her şeyi konuşabilme lüksüne sahip. O konuda onun tam anlamıyla yanındayız. Ama eleştirmeden de geçemiyoruz. Bu konu dikkat çekilmesi gereken bir konuydu bence. Ben bununla ilgili bir yazı da yazdım biliyorsunuz, Yiğitçe Mücadele diye. Yani Yiğit abi oraya geldiğinde Yiğit Başkan bazı şeylerden bahsetti. Yani ben dedi bir 500 bin lira dedi para bulabilirsem şu an dedi ben bu takımı ligde tutarım dedi. Ama dedi bu 500 bin lirayı dedi şu an dedi hiç kimse dedi elini taşın altına koymuyor. Yalnız başıma da dedi ancak bu kadar yapabiliyorum dedi. Şu 500 bin lirayı dedi bulabilsem bu takımı dedi 3 tane oyuncuyla dedi şu an dedi ligde tutarım dedi. Mesela böyle bir ifadede bulundu. Biraz daha şey yaparsak, soparlarsak. Yani dünyada sponsorlar artık şu noktaya bile geldi. Arkadaş ben sana parayı vermem. Bana de ki şu sporcuyu al, bu sporcuyu al. Ben onu alayım. Sen onu değerlendir, kullan. Ondan sonra satarken de ben al verdiğim parayı geri alayım. Tamam canım bu da güzel. Gibi bir sürü alternatifler var. Bu tip şeyler çok transfer piyasasında çok çeşitli. O kadar şeyler var ki bunları değerlendirmesi gerekiyordu diye düşünüyorum Yiğit. Yani sadece bu bana parayı verin, ben o parayı istediğim gibi kullanayım. Artık sponsorlar da verdiği paranın hesabını soruyor, geri dönüşünü soruyor. Sosyal medyada orada burada bana ne getirir, benim marka değerime ne katkı sağlar gibi bir sürü kriteri varmış. Sponsor bulunabilir yani. Çünkü bu en üst seviye ya. Bundan daha bir üstü yok yani. Türkiye Süper Ligi'nde bu televizyonda maç verilen bir lig bu yani. Sizin... Şimdi bu kadar çok seven, hani geçmişten beri bir basketbolu çok seven bir halk için hani bu bedeller, bu destekler çok büyük şeyler değil. Hani Bodrum'da gerçekten bu işe gönül vermiş bir sürü birçok iş adamımız, işletmemiz vesaire falan var. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Çok tabii ki aynı desteği Bodrum Spor futbol takımı vesaire falan da verdiklerini biliyorum. Yani aynı zamanda sadece futbol takımımız da yok, handbol takımımız da bizim. Üç tane takımımızın böyle bir zaman dilimi içerisinde en üstlükle mücadele etmesi yani Bodrum Spor halk için çok bulunmaz bir nimet aslında. Yani spor sevenler için tabii kendi diyorum ama. 5 liraya Bodrum halkı Galatasaray'ı seyrediyor, evet. Işıl Albeni seyrediyor. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi seyrediyor. Evet, bunu ben o parayı belki bir daha yakalayamayacağız yani. Zevk alıyorum ya. Oraya gittiğim zaman o 5 lirayı verirken ben zevk alıyorum. Nasıl insanlar buna sizin dediğiniz gibi yani aman bu nereden çıktı diyebiliyor. Yani akıl tutulması yaşıyorum ben. Bir de şu durumda kalıyorlar insanlar. Hani Bodrumspor'a tarafına mı gideyim? İşte Beşiktaş, Galatasaray forması. Sevdiğim takım formasını giyeyim de orada mı tezahürat edeyim gibi. Gelsin seyretsinler nereye giderse gitsin. Orada esas ana fikir şu esasında. Levent'in söylediği. Kırçiçeği buraya Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı. Evet. Bunu belki bir daha göremeyeceğiz. Yani göremeyecek bu anlamda Yiğit her zaman takdire şayan bir kimliktir. Bu arada tabii röportajlarımız devam etsin. Maçla ilgili, Galatasaray maçıyla ilgili, Kırçiçeği Galatasaray maçıyla ilgili. Galatasaray Teknik Direktörü maçtan sonra Efe Güven'in bir röportajı var. Onu da izleyelim. Sonrasında konuşmaya devam edelim. Bizim için çok keyifli bir mücadele oldu. Burada çok keyifli bir basketbol ortamı var. Elimizden gelen iyisini yapmaya çalıştık. İzleyenlerle keyifli basketbol izlettirmeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi bizim önümüzde çok önemli bir çarşamba günü oynayacağımız Moskova maçı var. Moskova maçını kazanıp Avrupa Kupası'nda yolumuza devam edip lider olarak gruptan çıkarak Avrupa Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Bodrum'da maç oynamak nasıl bir duygu? İlk defa mı Bodrum'a geliyorsunuz Bodrum'da? Yani basketbol antrenörü olarak, iş olarak evet ilk defa ilk deplasmana gelirim ama onun dışında tabii ki Bodrum'a gelmememe gibi bir ihtimalimiz yok. Bodrum'a geldik daha önce. Yani burada basketbol oynamak çok keyifli. Bir kere çok keyifli bir şehir. Hani burada basketbol belki daha iyi olabilir birazcık daha insanların sahip çıkmasıyla. Bence burada basketbol daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Bundan önce yapılan başarılar da ortada. Yani biz keyif alamadık çünkü dün çok zor bir seyahatten sonra gece 3'te otele giriş yaptık. İnşallah şimdi biraz vaktimiz var. İşimizi yaptık. Şimdi keyif alacağız inşallah. Peki, tebrik ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yiğit'e mesajımızı verdik. Basketbolla ilgili seyirciye, spor severlere mesajımızı verdik ama maçı analiz etme fırsatı bulamadık tam anlamıyla. Biraz da maçı konuşalım ya. Maçtan bahsedelim. İlk defa ben anonsta söyledim. 20-25 sayı gibi bir farkı çektik yani. Fenerbahçe Beşiktaş'tan 50 sayı yemiştik. Evet. Ne oldu? Takımda ne izlediniz? Ne oldu da bu
Çünkü Galatasaray en iddialı takımlardan biri ligin. Konuşmamızın başında da hani ifade etmiştim. Özellikle iki tane daha yabancı, iyi yabancı, yani en azından bu lig için iyi yabancılardan iki tane daha yabancı transferiyle Kırşehir Bodrum basketbol takımı Süper Ligi taşıyabilecek bir role büründü. Dolayısıyla bunun da etkisiyle beraber Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının aksine Galatasaray maçında başa baş başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında fark ilk periyottan açılıp devam ettiği için aradaki fark da çok yapaydı. Yani 50 sayılık fark çok yapaydı. Hiç çok fazla bir mücadele olmadı. Geri kalan periyotlarda maç bu şekilde devam etti. Ama Galatasaray maçında ilk yarıda 17 sayılık bir farka ulaşmasına rağmen 3. ve 4. periyotlarda da bu skor dengede kaldı. Bodrumspor 13-13 bitti. 3. periyot 13-13 bitti. Demek ki iyi savunma olduğunu gösteriyor. Aradaki sayı farkı korunmasına rağmen Galatasaray baskılı savunma yapmasına rağmen Kırşehir Bodrum Basket takımı da buna karşılık verdi. Beril'in, işte Deniz'in, Harvey'in, iki tane yeni yabancının da katkılarıyla. Dolayısıyla elle tutulur bir Süper Lig maçı izledik. Bodrum basketinin de katkısı. Evet. Diğer maçlar çabuk koptu. Hatta diğer maçların çabuk kopmasından sebep tribünlerdeki seyircilerin azalmasını görmüştük. Ama bu maçta Bodrum basket takımı gerçekten korakor mücadelede bulundu. Aradaki farkın da aslında tam da skoru yansıtmadığını düşünüyorum. Daha da düşük olabilirdi bu mücadeleye nazaran. İleriki haftalarda bir de şuna bağlıyorum. 6 tane oyuncumuz 35 dakika civarı oynadı. Evet. Dolayısıyla Süper Lig'de 6 tane oyuncumuzla bu şekilde gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yaralanmış. Peki şimdi bunu Yiğit Hoca da söylemişti. 10. haftadan sonra bizim için lig önemli. 10. haftaya kadar çok zor maçlar oynayacağız. Ondan sonra bizim dişimize göre, Galatasaray maçından sonra dişimize göre takımlar var demişti. Bu oyuncu kapasitesiyle o dişimize göre olan takımlara olan şansımız nedir? Diye İşte sorarsan. Şöyle bir şey, bunun ipucunu bu haftaki Kayseri maçında göreceğiz diye düşünüyorum. Kayseri'nin bir galibiyeti var, Kayseri Bellona'nın. Onlar da bütçeyi düşürerek bu seneye başladılar. Ama aldıkları skorları incelediğimde büyük takımlarla başa baş oynadığını, hatta bir önceki hafta Beşiktaş maçını İstanbul'da 4 sayıyla kaybettiklerini biliyorum. 66-62 skorla. Dolayısıyla Kayseri Bellona takımı her ne kadar bir galibiyeti de olsa gayet iyi bir takım diye duruyor. Ama şimdi Birol abinin de ilk hafta, işte bu biraz önce hocam söylemişti, ilk iki hafta tabii sonuç veriyor, antrenör değişiklikleri iyi sonuç veriyor diye ifade etmişti. Umarım bu iyi sonuç bu haftaya yansır diye düşünüyorum. Takımın birazcık daha buna reaksiyon göstereceğini, Kayseri maçında bunu sergileyeceğini düşünüyorum. Kağıt üstünde Kayseri yine de favori gibi gözükse de Bodrum Basket bu maçta bir çıkış yakalayabilir. Yani hepimizin temennisi bu. En azından kızlar Galatasaray maçındaki gibi sonuna kadar kovalayacaklardır diye düşünüyorum. İnşallah sonucu bizim için olumludur. Maçtan keyif aldın mı Galatasaray maçından? Ya şimdi ben takımın, bu hocamın dediği gibi, önceki haftalara göre düşündüğüm zaman ya benim hoşuma gitti. Yani gözle görülür bir gelişme var. İki oyuncunun gelmesi bile takımı biraz toparlamış. Hocamın dediği gibi yine bench'ten fazla yararlanamıyoruz. Çok aynı oyuncularla oynuyoruz. Skor gücü de Beril'in, Amerikalı oyuncumuzun ve Deniz'in, birkaç oyuncunun üstüne kalıyor bütün skor yükü. Evet. Zaten baktığımız zaman o 10 sayı çift tanelere ulaşan 4 tane oyuncu oluyor genelde. O kadro sıkıntısı biraz zorluyor Bodrum'u. İnşallah i̇şte Harvey'in de mesela Harvey'in de tanelere ulaşan oyuncu sorunumuz var yani. Evet, Harvey'in de alternatifi yok.
Yok tabii canım. Yani 5 numara. Allah korusun bir sakatlık yok. Falan yaşasak orada. Anna'yı oynatacak bu sefer ama Anna harbi kadar etkili bir oyuncu değil hücumda. Hem eşgal olarak hem şey olarak evet, orayı taşıyabilecek bir oyuncu gibi gözükmüyor. Bir kadro sıkıntımız var. Ama bu saatten sonra da artık yani fazla da değişecek bir şey yok herhalde. Bu ara transfer devam ediyor mu baskette? Bildiğim kadarıyla devam ediyor. Yani İnşallah bir kaynak yaratılır. Evet. Yani Yiğit Hoca da, Yiğit Başkan da mesajlarımızı verdik. Evet, alır. Onur Hocam, teşekkür ediyoruz programımıza renk kattın. Ben teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sık sık aramızda görmek istiyoruz. Evet, İlerleyen inşallah. Haftalarda basketbol maçlarını, özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlardan sonra. Gerçi sahada istatistik yaparken maçı seyretmek çok da evet, konsantrasyonumuz oluyor. Direkt şeyin üzerine oluyor ama. yine de geçmişten gelen tecrübelerini, basketbol hikayesini Bodrum'da bilen bir insan olarak aramızda görmek istiyoruz. Büyüklerimizin yanında ne açacağını inşallah. Katkım olduysa ne mutlu. Programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bir sportif programının daha sonuna geldik. Yalnız bu arada programdan çıkmadan önce, son vermeden önce Asi Tayfa'nın bir mesajı var, bir ricası var burada okumamızı istediği, paylaşmamızı istediği bir mesaj. Levent bir sosyal sorumluluk projesi Yasifer'den. Evet, Forman Akın'la orada ol diye bir kampanyaları var. İzmir'de Öykü Arın adında 3 hafta önce bir yavrumuz. Mikrofona bakarak çağrıyı yaparsan. Öykü Arın adında 9 Eylül Üniversitesi'nde hastanesinde JMML diye bir lösemi hastalığı var. Farklı bir çeşit. Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Bu verilecek olan kök hücreler sadece Öykü için değil diğer hastalar için de kullanılacak. Bu kampanya kapsamında da 15-16 Aralık'ta saat 12 ile 18 arası Bodrum Belediye Meydanı'nın oraya Kızılay aracı gelecek ve bir kan bağışı kampanyası yapılacak. Asi Tayfa ve Bodrum taraftarları orada olacak. Biz de buradan çağrıda bulunalım. Kan vermek isteyen, bu yavrumuza ve diğer hastalara bir bağışta bulunmak isteyen taraftarlarımızı da orada bekliyoruz. 15-16 Aralık'ta 12 ile 6 arası Bodrum Belediye Meydanı'nda. Evet. Teşekkürler. Asi Tayfa'nın sosyal sorumluluk projelerinde evet. Her zaman yerini almış evet. Bir grup olarak bir örnek daha bize yaşattı. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Program yine heyecanlı ve birçok konuyla güzel bir sohbet halinde süre yetmeden sona erdi. Bir hatırlatma daha yapalım. Perşembe günü Sportre Extra diye bir programımız daha olacak. Engin hocamızı aramızda sizinle birlikte sorularımızı soracağız. Ağırlayacağız, konuk edeceğiz. Evet. Perşembe günü programımızın saatini daha sonradan Kent TV ekranlarından ve sosyal medyadan sizinle paylaşacağız. Antrenman durumuna göre bu sonuçlanacak, belirlenecek. İlginize teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için iyi akşamlar. İyi akşamlar.